Bu şekilde halkla alay etmesi, halkla dalga geçmesi, halkın aklıyla alay etmesi çok güzel. O yüzden ben daha çok konuşmasını istiyorum. Umarım her gün 3-4 posta televizyonlara çıkar, konuşur, bu açıklamalarına devam eder. Ama konuştukça Türk lirasının değeri düşüyor, ekonomik değerler daha tamam da işte, bozuluyor. Halkın faturayı kime keseceği çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Halk faturayı oraya kesecek. Kesecek mi? Ben o konuda hala %30'lara dayalı bir oy oranı onun var. O nasıl oluyor? Var. Ben orada da halkı suçlamıyorum. Şimdi tekrar diyorum, bu helalleşme meselesi birçok şeyi değiştirecek. Yani konu olmadığı için girmek istemiyorum ama şimdi öyle hani bu aşırı dozda kibirden kaynaklı siyaseten felç olmuş. Hem Erdoğan hem AK Parti. Çünkü diğer türlü bu açıklamaların bir anlamı yok. Bir mantıklı, rasyonel, hatta pragmatik açıdan bile bir karşılığı yok. Şimdi mesela hem Kemal Bey'le alakalı benim kadrimi kıymetimi bilmedi demesi, hem bu Merkez Bankası açıklamaları, hem ben ekonomistim diye sürekli bu şekilde vurgu yapması benim aklıma başka bir şey getirmiyor yani. Hakikaten aşırı dozda kibirden kaynaklı ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu. Hem kendilerine yazık ediyorlar, hem Türkiye'ye yazık ediyorlar. Mesela bu ekonomiye dair Türkiye ekonomisi şu an sömürgeleştirilmiş durumda. Biz yarı Çin sömürgesi haline geliyoruz giderek. Hı hı. Çünkü bizdeki ucuz işçi durumu Çin'in neredeyse üstüne çıkmış vaziyette. İnsanları bu şekilde bu paranın değersizleştirilmesiyle birlikte alım, yani bu, ben buna mengele ekonomist değilim ama hani bunu yaşayan birisi olarak ben mengele ekonomisi diyorum ya. Hem alttan hem üstten sıkıştırıyor. Şimdi gelir düzeyimiz azalıyor. Buradan bir baskı yiyoruz. Her şeyin fiyatı artıyor. Bir de alttan yiyoruz. Arada sıkıştık. Artık buramıza kadar geldi, yeter daha. Hakikaten yeter daha. Yani her türlü açmazdayız. İnsanlar kredi çekiyorlar. Bazıları diyor ki AVM'ler doluyor. Kardeşim herkes krediyle dönüyor. Kredi kartıyla dönüyor. Bunun da bir harcı var. Bunun da bir gidebileceği yer var. Faizleri düşürerek bunu da şişirmeye çalışıyor da yok, ama hiç yok. Hiç kalmıyor. Hazine tam takır kuru bakır. Millet ağlıyor. Az önce Serkan Bey de söyledi. Hepimiz de biliyoruz aslında verileri. Açlık sınırında 20 milyondan fazla insan var. Bu ülkede işsizlik de zaten TÜİK verilerine göre nasıl oluyorsa azalıyor. Bunların hepsini konuşacağız. Ben Sayın Toker'e dönmek istiyorum. Bugün yapılan açıklamalar size ne hissettirdi diyeyim? Yani bunlar akla zarar beyanatlar. Şöyle söyleyeyim. 83 milyonluk ülkede ekonomi okumamış insanları bile yoldan çevirseniz, ya yarın Merkez Bankası toplanıyor işte biraz anlatsanız faiz ve enflasyon dengesini, döviz fiyatları dengesini. Normal şartlarda zerre kadar aklı olan insan der ki yarın herhalde bu kadar enflasyon varsa piyasada faizler artacak demektir. Yani bunu zekası kıt bir insanla bilir. Fakat gerçeklerden kopmuş herhalde yani. Başka türlü izahı yok bunun. İki kişi biliyor yarın ne olacağını. Bir Erdoğan, bir de herhalde Merkez Bankası Başkanı biliyor yarın. Belki sabah söyler ona. Efendim? Belki sabah söyler ona. Yok, talimatı verdi. Arttırmayan benle duramaz, yanımda duramaz dedi. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Güven, Erdoğan'ın güvenilirliği bitmiş. Onu da kendisi söyledi bugün. İş adamlarına yönelik yaptığı konuşmada. Hani dedi faizi düşür ki yatırım yapalım. Düşürüyoruz faizi, niye yatırım yapmıyorsunuz? Burada çok gizli bir mesaj var. Yani bunun cevabını bilmiyorsa sorsun etrafına. Demek ki iş adamı bile güvenmiyor. Düşük faizle para alayım da yarın yeni bir fabrika açayım, yeni bir iş yeri açayım, istihdam alanı yaratayım, ben burada bir şey üretirim, satarım, kar ederim diyemiyor. Kendi yandaşı da güvenmiyor. Hani bırakın TÜSİAD'ı. Kendi yandaşının güvenmediği de ortada. Paramount'tan dolayı mı ortada? Pandora'dan dolayı ortada. Kendi yandaşlarına ihaleler vermiş. Hepsi Türkiye'nin dışına kaçırmışlar paraları. Bunu konuşmuştuk. Vergiden kaçmıyor adamlar. Zaten boynu onlara vergi affı geliyor. Doğru. Ama ya bu adam gidici belki, biz kendimizi sağlama alalım. 100 milyonları ziraatten kredi çekmiş adam bile kaçırmış parayı dışarı. Geri ödememiş. Almış kaçırmış şeye, vergi cenneti bilmem nereye. Vergiden kaçırmıyorlar. Parayı kaçırıyorlar. Şimdi ödemeler dengesi çok doğru. Yarın bu karar alınırsa Erdoğan'ın istediği gibi Türk milleti yarın daha da fakirleşecek.
Ha, dibe anlık fakirleşiyoruz nasıl bilmiyorum. Artık. Eğer bunu dini gerekçelerle yapıyorsa hakikaten, ki oradan da şüpheleniyorum. Hatırlayın, dolar 5 lira olduğu zaman çıktı, ne dedi? Onların doları varsa bizim Allah'ımız var be diye konuşma yaptı. Evet. Millet kendi şeyiyle, seçmen kütlesi diyorum ben ona, alkışladı. Ondan sonra bir sözü daha var. Eğer şimdi beni şüpheye düşüren, dini hükümleri yaşamımızın merkezine taşıyacağız falan, evet, diyen bir adam yönetiyor ve bu ekonomi kararlarını din alıyor. Din bizi değil, biz dine uyacağız açıklaması biz yapmıştı. Bravo, onu da dedi. Şimdi bu zihniyet o zaman böyle bir karar alıyorsa, zannediyorsa ki bu enflasyon ortamında, bu sefalet ortamında, pahalılıkta faizleri düşürünce bir şeyler olacağını zannediyorsa, böyle faizler de aslında piyasada düşmüyor. Kimse kimseye gidip de bu faizle borç vermez ki. En kritik şey bu. Yani piyasada düşmeyecek ki. Yani gelin benden. Ne kadara veriyorlar? 10 bin lira isteyin. Tamam. Diyor ki bankada %16, sen de bana %16 bak düşün. Faizleri daha yüksek kalibre değil mi? 19-20 civarında. Merkez Bankası'nın, çok özür dilerim. Merkez Bankası'nın belirlediği faiz bir haftalık kısa vadeli repo faizidir. Bir yıllık tahvil faizi. Merkez bir haftalık faizdir. Merkez Bankası'nın belirlediği para politikası faizi bir haftalık kısa vadeli repo faizidir. Yatırımcı bir haftalık repo faizini, yani kısa vadede enflasyon yüksekken daha düşük bir enflasyon faiz önerdiğinizi gördüğü anda uzun vadeli tahvili satar. Neden? Çünkü önümüzdeki dönemde enflasyonun artacağını görür. Bu nedenle de Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'yla 300 bas puan faiz indirmiştir. 5 yılın üstündeki Türkiye hazine bonolarının faizi 300 puan artmıştır. Artmış. Yani demek istediğim bu. Piyasanın gerçeği bu. Sen istediğin gibi. Bu şeye benziyor biliyor musunuz? Yarın kararnameyle yer çekimi kanununu yürürlükten kaldırdım desin. Herkes uçacağını zannedecek o zaman. Yani bu zihniyet böyle, benim de böyle saçmalamamı gerektiriyor. Ama başlatan ben değilim. Bu kadar net. Şimdi ödemeler dengesi, bakın makul şartlarda bu ülke eninde sonunda eğer bu kafa giderse, böyle devam ederse, seçimde de dersini alıp giderse, ertesi sabah Türkiye'yi yönetecek zihniyet IMF'ye bile gitmek zorunda kalabilir. Makulü budur. Yoksa çark dönmeyecek. Yani Türkiye borçlarını ödeyemeyecek. Ödemeler dengesinin bozulması demek bu demektir. Evet. Yani bütün bunları yan yana alt alta koyduğunuz zaman akıl sır ermiyor. Beyefendi dedi ki Türkiye'de kim böyle bir beklenti içinde? Hani faiz düşsün bana. Benim de ısrarla sorduğum soru şu. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Erdoğan'a işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diye hangi hocası öğretti? Çık kardeşim ortaya. Çık. Kim öğretti bunu? Erdoğan gibi düşünen bir sınıf arkadaşın var mı? Çıkın ortaya tartışalım arkadaş. Ama aslında bugün yaptığı açıklamayla bir sınıf arkadaşından değil, bir hükümden bahsetti. Hükümden bunlar bahsediyor. Bunlar da birbiriyle çelişiyor. Hayır, bir yerden de öğrenmiş olabilir bunu. Yani ekonomi, benim uzmanlık alanım ekonomi diyor, din demiyor. Tabii. Demek ki bir ekonomi kitapları diyor. Okudu, ekonomi eğitimi aldı üniversitede. Çık kardeşim hoca, kimsen sen? Gel şu stüdyoya bize anlat. Yok. Devamlı bu çağrıyı yapıyorum. Ses yok. Ses yok zaten. Olmayan pek çok şey var Marmara Üniversitesi deyince ortada.